merhaba Sıra komşum. Aa, onu görmezsen gelirsen belki gider. Herhalde pek konuşkan değilsin. Biraz müzik dinleyeceğim. En azından onun sesini duymam. Aa, uçuyor. Adını boşuna öyle koymamışlar. Hey, buraya gel. Aa, dikkat et. Aha, yakala onu. Ah, bu çok çılgıncaydı. Ah, bana doğruyu söyle, o iyi mi? Hiç sanmıyorum. Daha kötü ne olabilir ki? Onu tahmin edebilirim. Şöyle güzelce sileyim. Yeni gibi oldu. Ama onu daha iyi hale getirebilirim. Bir Barbie çıkartması yapıştırıyorum. Sonra bir pembe kaleme ihtiyacım olacak. Kılıfı boyamaya başlıyorum. Her yerini boyayacağım. Ama etikete dokunmayacağım. Neredeyse bitiyor. Şimdi etiketi çıkarıyorum. Şuna bir bak. Umarım beğenirsin. Vay canına, bu mükemmel oldu. İşte beklediğim tepki buydu. Daha ne isteyebilirim ki? Hey, benimle müzik dinlemek ister misin? Al bakalım. Çığlık mı atıyor? Şarkı söyleyen benim. Kendim yazdım. Resim dersine hoş geldiniz. Bu derste şaheserler yaratacağız. Eğlenceli olacak. Sizin için özel bir şeyler planladım. Şuna bir bakın. Bunu kendim çizdim. Tıpkı bana benziyor. Ben bir modelim. Tabii öyledir. Tamam. Buna benzer bir şey çizmenizi istiyorum. Sanırım bunu yapsak iyi olacak. Bir düşüneyim. Tamam, ben hazırım. Bu harika görünecek. Vay canına, mükemmel oldu. Oldukça iyi. Fakat ben çizimimi boyayacağım. Bu düşündüğümden daha zormuş. Bunu çöpe atabilirim. Baştan başlayalım. Yavaşça ve düzgünce. Hadi ama. Bu kadar zor olduğuna inanamıyorum. Çok sinir bozucu. Ne yaptın sen? Kazayla oldu. Ben silerim. Pek iyi olmadı. Resmim mahvoldu. Çok özür dilerim. O da ne? Parmağımda boya varmış. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. İki kağıt parçasına çizimler yaptım. Sonra onları kartona geçirip kesiyorum. Kartondan bir daire ve dikdörtgen keseceğim. Kafayı ve Barbie şablonunu bu kartona yapıştırıyorum. Onları pembe kartonla kaplıyorum. Tam da istediğim gibi. Bir damgaya benziyor. O da nedir? Hey, şunu izle. Buna bayılacaksın. Bir rulo süngere ihtiyacım var. Süngeri boyaya batırıyorum. Sonra damgaların üstüne sürüyorum. Onları güzelce boyuyorum ve damgalarını kağıda bastırıyorum. Aynı şeyi Barbie damgasıyla da yapacağım. Hiçbir noktayı kaçırmadığımdan emin olmalıyım. Bence bu kadarı yeterli. Artık çizimleri kağıda aktarabilirim. İşe yaradı. Nasıl buldun? Oldukça iyi değil mi? Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Altın rengi bir kaleme ihtiyacım olacak. Hala çizimimi kurtarabilirim. Boya lekesinin kenarlarından geçiyorum. Etrafını tamamen çiziyorum. Acele etmeyeceğim. Bunun mükemmel olması lazım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kafayı siyah boyayla boyayacağım. Çizgilerin dışına taşırmamalıyım. Böylece silüet ortaya çıkacak. Harika görünüyor değil mi? İşte. Biliyorum, büyüleyici oldu. Beklediğim tepki de buydu. Bitirmişsiniz. Ona hiç bakmayın. Benim resmim en iyisi. Mükemmel bir iş. İkiniz de gerçekten birer ressamsınız. Aferin. En çok benimkini beğendi. Öyle mutluyum ki. Rujumu tazeleme zamanı geldi. Bu ton muhteşem. Bana çok yakışıyor. Güzel görünüyor. Benim de rujum var. Daha çarpıcı bir şeyi tercih ediyorum. Bıkıklıyor. Bir dakika, o da ne? Hafif bir parfüm ferahlığı. Biraz parfüm sakın. Bir yaz gününde çimenlerin kokusu gibi. Ben sadece en iyisini severim. Parfüm almam lazım. O da spreyde işe yarar. Güzel kokan tek kişi sen değilsin. Defterim. Onu benden uzak tut. Çok iğrençti. Neden yan yana oturmak zorundayız? O bir hediyeydi. Bekle. Parfüm şişeme bir bakmam lazım. Bu bana bir fikir verdi. Evet, işe yarayabilir. Harika olacak. Pembe bir karton parçasına ihtiyacım olacak. Kartonu katlayarak başlayacağım. Kenarlarının aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi siyah bir kaleme ihtiyacım var. Uzun bir dikdörtgen çizeceğim. Ancak kenarları kavisli olacak. Bu bir kavanoz. Sonra kartona çıkartmalar yapıştıracağım. Rengarenk olmasını istiyorum.
Sonra kavanozu kesip çıkaracağım ama kapağını kesmeyeceğim. Sonra iç kısmı için bir kilitli plastik poşete ihtiyacım var. Poşetin ağzını açıyorum, içine şampuan döküyorum. Neredeyse bitti. İçine de sim döküyorum. Işıl ışıl parlamalı poşeti kapatabilirim. Üst kısmını katlıyorum. Şampuanla simi karıştırıyorum. Aha, bu çok iyi geldi. Poşeti kartonun içine yerleştiriyorum. Kestiğim kısmı kaplaması gerekiyor. Yenine sabitliyorum. Her köşesine bant yapıştırıyorum. Bu onun kaymasını önleyecek. Bir parça çift taraflı banta ihtiyacım var. Ben de kağıdını çıkarıyorum. Bir yığın kağıdı birbirine zımbaladım. Onu çift taraflı bantla yapıştırıyorum. Yeni defterim hazır. Işıltılı hareketlere bak, stresimi aldı resmen. Bunu çok beğendim. Bir şey mi dedin? Vay canına, buna inanamıyorum. O defteri nereden buldu acaba? Ben de öyle havalı defteri istiyorum. Kimsenin görmesine izin veremem. Hızlı çalışmam gerekecek. Ne yapıyorsun? Şuna bir baksana. O da ne? Süper havalı defterim. Çok yumuşak ve tam mıcıklamalık. Ay, ona bakamıyorum bile. Beni endişelendiriyor. Neyse ki not defterim beni sakinleştirir. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bugün özel bir gün. Çok iyi görünmem lazım. Bunların hepsini senin için yapıyorum. Seni her gördüğümde kalbim küt küt atıyor. Senden hiç ayrı kalmak istemiyorum. Bunu unutmamam lazım. Umarım Gabi'nin hoşuna gider. Her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Ha? Merhaba Justin. Ne yapıyorsun sen? Olamaz, Gabi'nin kartı. Ramak kaldı. İşte geliyorum. Nasıl geldim ama? Gördün mü? Kola. Tam ihtiyacım olan şey. Hey, bırak onu yerine. Kabarcıklar. Hey, dikkatli ol. Bir an için çok endişelendim. Bip bip. Olamaz Alex. Bak ne yaptın. Kart mahvoldu. Bu sefer çok ileri gittin. Birazdan seni yok edebilirim. Hadi resim yapalım Justin. Bir dakika. Bugün geminin doğum günü ve ben her şeyi planlamıştım. O her şeyin en iyisini hak ediyor ama sen bütün planlarımı mahvettin. Kızlarla hiç işim olmaz. Çık git buradan. Çok ciddiyim. Hayır, sen git. Alex, oyun oynamıyorum seninle. Bir dakika. Bu durumu düzeltebilirim. Birazdan senin inanılmaz yeteneğimi etkileyeceğim. Bir kalp çizerek başlıyoruz. Sonra ortaya bir sarmal ve altta da bu çizgileri ekliyoruz. Sonra bunu bir güle dönüştürüyoruz. Bunlar yapraklar oluyor ve son olarak gövdesini çiziyoruz. Buraya da bir yaprak ekleyelim. İşte bitti. Artık Justin'e göstereyim. Hey, yastığı yerine bırak. Bak, bunu senin için, yani Gabi için yaptım. Bu müthiş olmuş. Sen mi dahisin? Yaşasın. Günü kurtardım işte. Ben bir harikayım. Bunu Gabi'ye göndereceğim. Doğum günü kutlu olsun. Benim için mi? Vay canına. Çok güzel bir şey bu Justin. Teşekkür ederim. Sen buna değersin Gabi. Tamam, kabul ediyorum. Biraz kontrolü kaybetmiş olabilirim. Çok üzgünüm Blue. Az önce muhteşem bir sandviç yedim. Keşke sen de yeseydin evlat. Eminim harika bir şeydi babacığım. Ama şu anda farklı bir konu var. Üzgün görünüyorsun. Ben seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Hadi gel biraz basket oynayalım. Lütfen dur, şu an hastayım. Neyin var senin? Genelde basket oynamayı seversin sen. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Biraz video oyunu oynamaya ne dersin? Vay canına, ne çok oyuncağın varmış. Birazdan yanına geliyorum. Biraz bekle. Oyun kolları buralarda bir yerde olmalı. Bir saniye. Lütfen dur, şu an dünyam resmen kararmış durumda. Ne oldu ki? Şimdi anladım. Kalbim çok fena kırılmış halde. Şuna bir bakayım. Belki yapabileceğim bir şeyler vardır. Sanırım buldum. Bu papeti boyaların içine bastırıyoruz. Daha sonra papeti kaldırıyoruz. Şimdi bunu bir tuvalin üstüne bastırıyoruz. Tuvalin kenarını daha önce bantlamıştım. Papeti yerinden kaldırıyoruz. Sonra renkleri bir fırçayla tuvale yayıyoruz. Vay canına, güzel oluyor. Yağmur sonrası çıkan gökkuşağına benziyor. Şu an boyalar biraz dağılmış görünüyor. Ama bantı zaten bu yüzden koymuştum. Bu da bittikten sonra üstüne beyaz boya serpiştiriyoruz. Şimdi bir kavanoz kapağını maviye boyayıp tuvalin üstüne bastırıyoruz. Sırada sarı boya var. Sarıyı taç yapmak için kullanıyoruz. Artık resmim iyice ortaya çıkmaya başladı ama işimiz daha bitmedi. Şimdi yüzünü boyamamız gerekiyor. Önce gözlerle başlıyoruz. İşin bu kısmı kolay. Buraya daireler çiziyoruz. Sonra siyah boyayla dairelerin içini dolduruyoruz. Bu arada yüze bir daha az çizdim. Şimdi kenardaki bantı sökebiliriz. Vay canına, şuna bak. Justin, bu senin için. Justin nereye gitti bu çocuk? Baba. Neredesin sen? Nefes alamıyorum. Üzgünüm. Her neyse. Bak, bunu senin için yaptım. Bu çok güzel bir şey. Bunu çok mutlu görünüyor. Onu hep böyle hatırlayacağım. Teşekkürler babacığım. Umarım bununla teselli olursun evlat.
Müthiş. Bazen kendimi bile şaşırtıyorum. Ama merhaba. Yaptığınız resimler ilgimi çekiyor. Ben benzersiz ve orijinal eserleri severim. Ve onlar için büyük paralar ödemeye hazırım. Gerçekten mi? Yeşil benim en sevdiğim renktir. O zaman bu çöpe gidiyor. Pekala, sizin için ne yapabilirim? Nasıl? Ressam olan sizsiniz. Sadece harika bir şey yaratın işte. Tamamdır dostum. Bir bakalım. Aha, buldum. Yalnız hızlanabilir miyiz biraz? Vakit nakittir sonuçta. Evet ama mükemmel aceleye gelmez. Şurayı da bir renklendireyim. İşte bitti. Tada! Ay çiçeklerimi. Sıkıcı. Başka ne yapabilirsiniz? Ama iyi bir şey olsun. Resim konusunda çok titizsiniz. Hey, biraz hızlansanız nasıl olur? Bu işe pişman olmaya başladım. Oh, odaklanmam lazım. Ben neden buraya geldim ki? Kreşteki çocuklar bile ondan daha iyi iş çıkarabilir. O çocuklardan bazıları yetenekli olabilir ama asla benim kadar olamazlar. Bu ne cüret? Üzgünüm, baskı altında hiç iyi değilimdir. Ben gidiyorum. Bir dakika, bana bir şans daha verin. Bunun için kusuruma bakmayın. Bir dakika, gitmeyin. Sanırım bir anda ilham geldi bana. Ne yapacağımı biliyorum. Buna bayılacaksınız. Tuvale noktalar halinde biraz sarı boya sıkıyoruz. Şimdi biraz risk alıp başka renkler de ekliyoruz. Boyaları tuvalin her yerine dağıtıyoruz. Şimdi bize bir cetvel lazım. Cetveli ortaya koyup böyle döndürüyoruz. Ve boyaları tuvale yayıyoruz. Cetveli 360 derece döndürüyoruz. Vay canına, şu renklere bak. Çok canlı ve hayat dolu bir resim oldu. Müthiş. Seni sonra ararım. İşte bu benim en son eserim. Çok güzel olmuş. Bunu alıyorum. Beğeneceğinizi biliyordum. Bu resme bir anda içim ısındı doğrusu. Ah, bir şey unutmuyor musunuz? Bu işi bedavaya yapmıyorum biliyorsunuz. Oh, tabii ya, affedersiniz. Alın bakalım ressam bey, bunu hak ettiniz. Oh, zengin oldum, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, lütfen alkışa devam edin. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Tamam, hazırız. Şşş, dinlemeye çalışıyorum. Aa, şuna bakın. Bu bir kelebek. Neler oluyor? Umarım size gereken ilhamı vermiştir. Sıradaki yarışma konumuz bu. Bu da nereden çıktı şimdi? Dur bakalım, önce ben gördüm. Şunu da alıyorum. Sen sepeti alabilirsin. Aa, bir fikrim var. Bu kağıdı ikiye katlıyorum. Evet, bu kesin işe yarayacak. Ortaya harika bir şey çıkacak. Ah, ben bunlarla ne yapacağım ki? İşte benim kelebeğim ama daha bitirmedim. Bunu siyah fon kağıdın üstüne koyuyorum. Şimdi bu kalemleri alıp kelebeğin çevresini çiziyorum. Bu şekilde kağıdın kenarlarına doğru farklı renklerde çizgiler atıyorum. Bu şekilde farklı bölümler yaratıyorum. Bunu yapmak çok eğlenceli. Sonuçta rengarenk bir şey ortaya çıkacak. Neredeyse bitirdim. En son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Şu ana kadar yaptığım en iyi çalışma olabilir. Bu da sonuncu bölümü. İşte bu kadar. Şimdi kelebeği yerinden alabiliriz. Artık istediği gibi uçup gidebilir. Bize çok yardımcı oldun kelebek. Bak nasıl uçuyor. Aa canına, çok güzel olmuş. Benim sana yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Aa, bu da ne böyle? Neyse, ilerlerken bir şeyler uydururum. Boyayı böyle parçalara ayırıp yayıyorum. Umarım bu şekilde işe yarar. Kelebeğin dış hatlarını buraya çizmiştim. Şimdi boyayı üstüne yayıyorum. Koyu maviyle başlıyoruz. Sonra daha açık bir tona geçiyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Her katmanı farklı bir tonda boyuyoruz. Acele etmiyoruz. Yoksa ufacık bir kayma resmimizi mahvedebilir. Güzel oluyor ama şu an kendimi çok baskı altında hissediyorum. Bu duru kazanmam gerekiyor. Gövdesini boyadıktan sonra diğer kanata geçiyorum. Burada farklı bir şey deniyorum. Palet bıçağıyla buraya bir desen yapıyorum. Bu renklere bayıldım. Tamam, işte bitti. Yaratıcı bir şeyler denedim ama umarım hoşunuza gider. Buna ne diyorsunuz? Muhteşem bir iş çıkarmışsın. Bu turu Brian kazandı. İşte bu, yaşasın. Ama bu büyük haksızlık. Hadi uç git buradan kele. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu koku da ne? Ay, iğrenç kokuyor. Şu taraftan geliyor. Ah, koku güçleniyor. Ay, bilmem gerekirdi. Ne oldu? Bu benim doğal kokum. Harika kokuyor. Sorunu çözeceğim. Kullan şunu bolca. Peki. Hiç değilse kokun azalsın. Teşekkürler. Tanıştığımız gece gibi oldu. O gecede kişisel hijyenin pek iyi değildi. Ah, çok romantikti. Öpücük ver. Sanki hayır diyebilirim de. Ay, çok iğrençsiniz. Ha? Selam tatlım. Pardon. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Dinle canım. Ne yapıyorlar bunlar? Anladın mı? İşe koyulalım.
Önce deodorant kısmını alıyoruz. Aynen şöyle. Şimdi de kutusunu boyayla dolduruyoruz. Sonra ruloyu yerine koyuyoruz. Kağıda bastırdığımızda da boya çıkıyor. Tıpkı bir fırça gibi. Üstelik resim yapmak için harika. Şuna bak. Resmen çerçevelemelik. Şuna bak, harika olmuş. Ortak işimiz diyelim. Oturma odasını asabiliriz. Ninemin fotoğraflarının yerine olur. Çok ayıp. Berabersiniz. Tebrik ediyorum. Küçük bir öpücüğü hak ettik. Çok uykum geldi. Emma, alo. Annem işte. Gözlerimi şöyle bir kapatacağım. Bak, dilimle burnuma dokunabiliyorum. Vay, ne yetenek ama. Peki bunu yapabilir misin? Gözüm üstünde. Aman ana, pembe yakışmış. Kendimi cap canlı hissediyorum. Güzelmiş. Harika baba. Biraz sessiz ol lütfen. Güzellik uykuma yatmam lazım. İşe yarar sanmıştım ya. Elimizden geleni yaptık. Oh, gölge oyunlarına ne dersin? Gölge oyunu mu? Epey etkileyici değil mi? Neden bunu baştan yapmadın ki? Ah, çok eğlenceliymiş. Gölge oyunu numarasını yaptın ha. O kadar da zor durmuyor. Oh, bir fikrim var. Elimi kağıda koyacağım. Sonra etrafını çizeceğim. Şimdi de ince detayları yapalım. Yani gözler gibi. Bir ejderha olacak. Ama henüz bitmedi. Biraz daha renklendirmeliyim. Alevlerini de unutmamalıyım. Şuna bakın. Vay! Beğeneceğini biliyordum. Ben de balona tasarımı deneyeceğim. Köpek yaptım. Hey, uzak dur. Kaç, kaç. Ne şovdu ama. İkiniz de kazandınız. Bak ya. Müthiş. Saçlarımın çok güzel olmasını istiyorum. Buldum. Yakala. Bunlarla ne yapmamız gerekiyor ki? Buldum. Şu kalemleri kullanabilirim. Ve şu tokalardan birini. Sanırım işe yarayacak. Tokayı iki kalemin üstüne saralım. Sağlam olmasına dikkat etmeliyim. Sonra diğer ucuna bir kalem daha takalım. Tam da istediğim gibi. Bir kalemi şu cupcake resminin üstüne koyalım. Ve dış hatlarını çizelim. İkinci kalem de bir kopyasını çıkaracak. Şuna bak. Şimdi de boyayalım. Çizgilerden taşırmadan yapmalıyız. Harika görünecek. Tamamdır. Bitirdim. Beğendin mi? Bu benim. Bir de ben bakayım. Vay, epey akıllıcaymış. Acaba ben ne yapsam? Kalemleri bir araya getirip mancınık yapacağım. Al sana. Dikkat et, dursana. Başım dönüyor. Biraz hak ettin aslında. İyi ateş baba. Burada net bir kazanan var. Çok tatlısın canım. Neredeyim ben? Ah, senin şakacı seni. Aa, pastel boyalar güzelmiş. Al bakalım anne. Güzel ateş yakaladım. Çok kolaymış. Tüh, biraz fazla heyecan yapmışım. Hepsi kırıldı. Onlarla iyi şanslar. Sorun değil, tutkalım var. Böyle işlerin ustasıyım. Hepsi yeni gibi olacak. Hadi deneyelim. Oo, bu hiç olmamış gibi davranalım. Endişelenme, yedek bir planım var. Şunu kullanabilirim. Şaka değil mi bu? Bu işe yaramaz ki baba. Ha, işiyse deniyorum. Geri yapacak tek bir şey kaldı. Tatlım, balyozu yere bırak. Ne yaptığımı biliyorum canım. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Boya parçalarını şu kelebek kalıbına dökelim. Sonra da üstüne plastik bir yaprak koyalım. Şimdi de biraz stres atalım. Sanat budur ya. Bunu daha sonra konuşacağız. Kendi işime odaklanıyorum. Hiç de fena olmadı.
Benimki de bitti. Kalıbı kaldırmam gerekiyor. Güzel görünüyor. Bunu beğendin mi? Yoksa karpuzum mu? Oh, zor seçim. Beraberesiniz. Peki, kabul. Aferin. Hey, burada ne var? Yoksa yepyeni bir gün mü? Parlak fikirler için yeni bir 24 saat. Vay canına, yeni malzemeler mi? Ah, bunun için çok erken. Ah, neyse. Burada neler oluyor? Ne var ne yok? Susadınız mı beyefendi? Aa, yeni bir yaprak. Bunu yapabilirsin ufaklık. Ah canım, onu kırdım. Aa, Madison. Dur sana yardım edeyim. Onu sadece biraz daha güneş alması gerekiyor. Bu inanılmaz. O şeyi bana ver. Bekle, hayır, düşme. Tüh. Ne? Ama o yapraklar yeni çıkmıştı. Ne oldu? Aa, Madison. Şuna bak. Gördün mü? Vay canına, bir kelebek mi? Hey, bunlar sanki kanada benziyor. Bana bir ilham verdi. Yaprakları kullanarak bir kelebek yap. Beyaz bir keçeli kalemim var mı? Yapraklarını boyamak için onu kullan. Bu kısmı biraz zaman alabilir. Ama bittiği zaman yeni desenler oluşturmak için mavi rengi kullanacaksın. Biraz pembe, biraz da sarı. Beyaz renklerin öne çıkmasını sağlıyor. Siyahla daha çok çizgi çiz. Devam et. Ona küçük noktalar ekleyebilirsin. Her saniye biraz daha gerçekçi görünüyor. Şu eğlenceli desenlere bak. Havalı değil mi? Onları kazıyorsun. Yaşasın. Kelebeğime bak. Beğenmedin mi? Aa, bu beni üzdü ama. Neyse. Ha, başka bir şey yapacağım. Yeni ve daha iyi bir kelebek. Bu sefer sulu boya yöntemini kullanacağım. İşte renk geliyor. Rengi doğrudan damlatabilirsin. Şimdi harika bir akma etkisi yarattı. Renk ekledikçe bu etki güçleniyor. Bu şekilde renk geçişli bir desen oluşturabilirsin. Güzel oldu değil mi? Bir gün batımı gibi. Ortasını siyahla boya. Daha sonra antenlerin üzerinden git. Mükemmel. Şimdi ona altın rengi bir çerçeve yap. Bu kanatları çok daha iyi gösterecek. Hem de ona biraz ışıltı verecek. Bununla benekler de yapabilirsin. Kalınlıkları değişen çizgilerle eğlenmene bak. İşte böyle. Çok güzel oldu. Çok daha gelişmiş bir desen oldu, öyle değil mi? Harika. Beğeniler için teşekkür ederim. İşte bu senin olmalı. Aa, pompon gücü. Ne kadar da yumuşaklar. Bak. Harika. Ne çok renk var. Hey, sen hiç paylaşma diye bir şey duydun mu? Çok huysuzsun. Aa, öyle mi? Göreceğiz bakalım. Bir yarasa buraya nasıl girdi? Al sana. Hayır. Boyayı heba ettin. Benim hatam. Bununla ben ilgilenirim. Sadece onu yaymam gerekiyor. Vay canına, çok havalı. Kredi kartını bile boyayı yaymak için kullanabilirsin. Çok güzel. Şu eğlenceli çizgilere bak. Sanırım bu aksilikten de çok iyi bir sonuç aldık. Beğenileri yollayın. Aa, gerçekten mi? Daha da iyisini yapabilirim. Ama daha fazla renk tonu kullanmak istiyorum. Gökkuşağının tüm renklerini. Ve bir su hamlesiyle dikkatlice daldırarak kendine bir gökkuşağı yaratabilirsin. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Ah, öyle muhteşem oldu ki. Ve hepsi bu kadar. Nasıl buldun? Beğendin değil mi? Bence çerçevelemeye değer. Tamam, sanırım bu eser bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Vay canına, bayıldım. Oo, baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet, bak ne çoklar. Baloncuklara bayılırım.
Hey, ben geldim. Amanın, resmi düşürdüm. Of! Bu benim başyapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika, baloncuk var mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum, tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli. Şu büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey, buna ne dersin? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece, senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Açıyı ayarladım, iyi görünüyor. Pekala, sanırım işim bitti. Şimdi Aslı ile karşılaştıralım. Bu hiç olmamış. İşte orada, ona gizlice yaklaşayım. Buna bayılacak. O da ne? Amanın, çok fena. Çok zor bir gün geçiriyor olmalı. Şuradaki ışıklara bak. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bu kutu çerçeveyi alıyorum, açmam gerekiyor. Şimdi bu küçük peri ışıklarını da alıyorum. Çerçevenin içini açarak yayıyorum ve bitti. Arkasını kapatayım. Vay canına, harika oldu. Büyük baba. Kutu içinde ışık mı? Niye ki? Gel büyük baba, sana açıklayayım. Resmini al ve camın üstüne koy. Anladım. Vay canına, nasıl da parlıyor. Bu bir kopyalama kutusu oldu. Şimdi resmi tekrar yapabilirsin. Pekala, tekrar deneme zamanı. Alttan görünen çizgilerin üstünden geçiyorum sadece. Vay canına, çok iyi oluyor. Çok da kolay. Son ayrıntıları da bitireyim. İşte bu kadarı yeterli. Sonunda başyapıt ortaya çıktı. Üstelik tek gereken bir çerçeve ve ışıklardı. Hediyen için teşekkürler. Rica ederim. Sevgili resmim, en sevdiğim resmimsin. Büyük baba, dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Şuraya bak. Ceketimin her yanı boy oldu. Tüh! Resmim! Ya! Ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala, şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak, hiç boya çıkmıyor. Nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Evet, haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Evet, bir tuvalet kağıdı kartonu daha. Gel de kuleyi tamamla. Evet, kule neredeyse bitti. Muhteşem. Büyük baba, burada mısın? Gözlüğümü bulamıyorum. O olmadan hiçbir şey göremiyorum. Resmen kör gibiyim. Kollarını öyle sallayıp durma. Hayır. Sevgili kulem, paramparça oldu. Bütün emeğim yine karton rulolar seviyesine indi. Bak işte gözlüğün. Onu al ve git. Sesin üzgün geliyor. Ne oldu ki? Bütün hayallerim yıkıldı. Çok üzgün görünüyor. Hey, bir dakika. Ya işleri düzeltebilirsem? Tuvalet kağıdı kartonunu alıyorum. Bastırıp yastıltıyorum. Sonra bundan halkalar kesiyorum. Güzel, tam planladığım gibi oldu. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Tutkal tabancası. Ucuna biraz sürüyorum.
Güzel, şimdi bir halka daha alıyorum. Bu olur, onun ucunu da bununkiyle birleştiriyorum. Güzel, tam görünmesini istediğim gibi. Şimdi daha fazla halka eklemeye devam ediyorum. İşte halkalardan bir daire yaptım. İlk sıradakilerin aralarına başka halkalar da ekliyorum. İşte böyle. Şimdi de pembe boyayla boyuyorum. Büyük baba, bak senin için ne yaptım. Sanatı ne kadar sevdiğini biliyorum. Ne? Bunu tuvalet kağıdı kartonlarından mı yaptın yani? Evet, hem bak buraya duvar süsü olarak asabilirim de. İşte böyle, ne düşünüyorsun? Bu müthiş, bayıldım. Bir bakalım, sanırım bu doğru açı. Hey büyük baba, resmim hakkında ne düşünüyorsun? Aferin, renkleri iyi kullanmışsın. Oo, şu boyalara bak, bunlar bana lazım olacak. Fırça lazım değil mi? Orada ne yapıyorsun? İşte boyalarla işim bitti. Ne düşünüyorsun? İyi sanırım. Daha tam bitirmedim ama. Şu plastik levhayı alıyorum ve üzerine sürtüyorum. Oo, şuna bak, nasıl akıyor. Şimdi bak ve ne düşündüğünü söyle. Aman tanrım, bu... Vay canına, bu gerçekten harika büyük baba, bayıldım. Pekala, bantı alıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi resmime başlayabilirim. Of, düşündüğümden daha zormuş. Sanırım şimdi bu rengi alacağım. Dikkat, çizgiyi bozma. Bu iş iyice berbat bir hal almaya başladı. Hey, bir dakika, büyük babamda bantı var. Hop, şunu ödünç alayım büyük baba. Pekala, şu bir parça bantı aldım. Şimdi renkli kalemlerimi üstüne diziyorum. Onları yerlerinde tutmak için bantı katlıyorum. Evet, bu çok işe yarayacak ve harika olacak. Şimdi daha güzel bir gökkuşağı yapayım. Evet, işe yaradı. Ben bir dahiyim. Vay canına, aferin. Peki ya daha fazla kalem kullansak? Haha, bir sürü var. Nasıl bir gökkuşağı olur kim bilir. Bunu güvenli olduğuna emin misin? Sanatta güvenlik yoktur oğlum. İşte başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kim demiş ki gökkuşağı illa kemer şeklinde olur diye. Şuraya gidiyorum. Sonra da jüriye doğru. Şimdi de kağıdın şu kısmına. Ve başladığım yere dönüp birleştiriyorum. Vay canına. Bitti. Projenin bitmiş haline bir bak. Sanki bir tür kuşa benziyor. Vay canına. Resimler de indirim. Gel vatandaş, sadece bugüne özel. Yok, almayayım ben. Hayır, yine reddedildim. Canavar, imdat saldırıyor. Sakin ol, ne oldu? Kimse sanat eserlerimi istemiyor. Büyük baba, sen o çöp kutusunda ne yapıyorsun? O çöplerle ne yapacaksın? Bana hiç güvenmiyor musun? Peki o zaman izle bakalım. Şu kapağı kağıdın üzerine koyuyorum. Şimdi sprey boyayı kağıda püskürtüyorum. Tamamını kaplamasını istiyorum. Kapağın üstünü de kaplamaktan çekinme. Şimdi köşeye biraz beyaz boya sıkıyorum. Tamamını kaplıyorum. Şimdi sıra plastik poşette. Bununla beyaz boyayı hafifçe vuruyorum. Bu boyanın birazını alacak. İşte böyle. Şimdi biraz daha beyaz boya sıçratıyorum. Kapağı kaldırma vakti. İşte bu kadar. Bitti. Tadam! Vay canına büyük baba. Bu inanılmaz güzel. Bunu yapmanın senin için bu kadar kolay olmasına inanamıyorum. Al senin olsun. O resmi istiyorum. Bütün parayı alın. Ben biraz ilham arıyorum. Acıkmaya başladım. Tabii ya. Hep hazırlıklı gelirim. Şaka mı bu? Ne? Yemek istiyorum. Hep mideni düşünüyorsun ya. Anne, bir şey yap. Üzgünüm tatlım. Hemen hallediyorum. Mükemmeliyet aceleye gelmez. Of, çok sıkıldım. Bu hiç adil değil ama.
acele edebilir misin? Emma üzülüyor. Ver şunu. Kendi pirincini bul. Hayır. Bak ne yaptın. Daha sonra konuşacağız. Pirinç her yere dağıldı. Ama dur biraz. Aklıma bir fikir geldi. Bir bardak suya birkaç damla gıda boyası katalım. Sonra da karıştıralım. Şimdi de pirinç girsin. Ardından tutkal lazım. Tutkalı resmime sürelim. Yalnızca çimenli alanlara sürelim. Sonra da pirincimiz gelsin. Pirinci tutkalın üstüne serpelim. Resmin farklı yerlerine farklı renkte pirinçler kullanılabilir. Pirincin fazlasını üfleyerek uzaklaştıralım. Vay, yenilebilecek kadar güzel duruyor. Ne düşünüyorsun Emma? Bayıldım anne. Peki ya sen baba? Bir şey mi söyledin Emma? Neler oluyor? Yapacak bir tek şey var. Ailem için neler yapıyorum ya. Babam çok şapşal duruyor. Henüz işim bitmedi. Biraz da kağıt lazım. Şuna bak. Kendi portremi yaptım. Harikaymış. Ama bu tür annem kazandı. Teşekkürler tatlım. Artık odanı temizleme sende olur. Hey, çok eğlenceli. Oh, bu da ne? Şuna baksana. Emma bırak onu. Nanik. Küçük hanım hemen duruyorsun. Beni dinliyor musun? Amanın gözü yine şu garip dikli şey yapıyor. Başımız belada. Sakin ol. Şunu al. Ver şunu. Gerginliğimin eridiğini hissedebiliyorum. Daha iyiyim. Beni anlıyorsun canım. Dur biraz da bunu kullanabilirim. Önce bir ağaç çizelim. Doğayı sevmeliyiz. Bu siyah kalem de dallar ve gövde için ideal. Güzel görünüyor. Şimdi de baloncuklu naylondan biraz alıp boyaya batıralım. Pembe ve beyaz karıştıralım. Resmin üzerine bastıralım. Yaprak görünümü veriyor. Güzel çiçekler açan bir ağaç oldu. Beğendin mi Emma? Ah, tersmiş. Vay anne, müthiş olmuş. Hey, ben de bunu kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Nasıl görünüyorum? Beni övmenize gerek yok. Sanat eseriyim ben. Ciddi misin? Harika olmuş baba. Kazanansa annem. Yine mi? Vay, gurur duydum. Cidden mi? Dur da şu baloncuklarını patlatayım. Bu sefer ne çiziyoruz? O da neydi öyle? Bir şey gördüğümü sandım. Bu bir panda. Buldum. Bir sonraki modelinize merhaba deyin. İşte bu sefer başarılı olacağım. Kimse benden daha güzel panda çizemez. Şimdi bana kalemim ve bir tabak lazım. Çaktırmadan şu cetveli de alıyorum. İşte sanırım artık ihtiyacım olan her şey var. Tabağı kağıdın üstüne koyup çevresini çiziyoruz. Bu sayede kusursuz bir daire oluyor. Yani bir sürü pahalı ekipmana ihtiyaç yok. Pekala, sırada ne var? Evet. Şimdi cetveli alıyorum ve dairemin içine bu çizgileri çiziyorum. En alta kadar devam ediyorum. Sonra küçük dikey çizgiler çizmeye başlıyorum. Evet, yalnız aralıkları eşit bırakıyoruz. İşte bir duvar çizdik. Şimdi bazı detaylar eklememiz gerekiyor. Her bir çizginin üstünü ve altını böyle dolduruyoruz. Aynen böyle. Şimdi bu ufak kapağı alıp yarım daire çiziyoruz. Bu bizim pandamız olacak. Buraya ufak mutlu bir yüz konduruyoruz. Şu gülümsemeye bak. Sırada elleri var. Ne eksik kaldı? Kulakları tabii ki. Biri tamamdır, sıra diğerinde. Sanırım pandamın karnı aç. Hadi ona atıştıracak bir şeyler verelim. Her panda bambu yemeği sever. Bunun için buraya bir bambu ağacı çiziyoruz. Şimdi yeşil bir kaleme ihtiyacım var. Bununla dalgaların ve ağaçların üstünden geçiyorum. Pandamıza pembe yanaklarını yapalım. Vay canına, müthiş oldu. Nasıl, beğendin mi? Harika olmuş. Ben buna yarışamam ki. Kağıdım katlanmış. Belki bunu kullanabilirim. Kağıdı tekrar katlayıp üstüne bir kutu çiziyorum. Kıvrılan yerin üstünü çiziyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu kutunun üst kısmı. Sonra ortaya iki dikey çizgi çiziyorum. Buraya bir yay ekliyorum. Burayı dikkatle çiziyorum. Şimdi biraz renk ekliyorum. Güzel bir sürpriz olacak bu. Kurdelenin de içini dolduruyorum. Kutu için kırmızı rengi kullanıyorum. Dışarı taşırmamaya dikkat ediyorum. Şimdi kağıdı açıyorum.
ve pandayı çizmeye başlıyorum. Önce 3 daire çiziyorum. Bu bir panda grubu oluyor. Kulakları ve gözleri için siyah kullanıyorum. Aynısını diğer dairelerle de yapıyoruz. Sırada gövdeleri var. Gövdeleri siyaha boyuyoruz. Çok şirin oldular. Üstüne de kalp ekliyoruz. Kalpleri kırmızıya boyuyoruz tabii ki. İşte bu kadar. Bitirdim. Şuna bir bakın. Ne diyorsunuz? Bunun için çok çalıştım ama lütfen beni seç. Bu turu Brian kazanıyor. Duydun mu? Yaşasın. Annem benimle çok gurur duyacak. Wow, şu eserlere bak. Hey, şuna bak. Aa, çok komik duruyor. Hadi gidelim. Daha çok görülecek şey var. Ha? Aa, o neydi öyle? Aa, şeker. Çek şu elini. Bu acele neden? Bu benim. Ben istiyorum. İlk ben gördüm ama. Bırak sana. Ver şunu. Hayır. Aa, şeker yağıyor. Oo, güzelim saçlarım. Pergeleler dikkatli olun. Başınız büyük belada. Kımıldamayın. Kimse saçımı riske sokamaz. Aa, burası da ne böyle? Kafam çok karıştı. Ya, çok güzel olmuşum. Ya bu hiç adil değil. Hey, kuralları ben koymadım. Ay, çok sıkıcıymış burası. Gözlerimi açık tutamıyorum. Lütfen horlama ya. Dur. Aa, şuna bak. Gizemli bir sandık geldi. Şuna bak. Resmen müthiş bir şey. Bu şey gerçek mi? Wow. İşler yoluna giriyor. Bana bir saniye ver. Bir şey bulmam gerekiyor. Hey, ne yapıyorsun? Kokuşmuş sarımsak. Ve bu da ne? Uzak tut şunu. Of, hiçbir şey kalmamış. Düşünelim. Aslında şunu kullanabilirim. Denemeye değer. Poşeti şöyle tutacağım. Sonra bir fırça alacağım. Çantayı sarıya boyayacağım. Altını kaplamak istiyorum. Siyah bir kartona ihtiyacım var. Poşeti üstüne bastıracağım. Sanat icra ediyoruz burada. Çok eğlenceli. Oo, şuna bak. Gayet iyi gidiyor. Şimdi de etrafını boyayacağım. Ve sonra bazı detaylar ekleyeceğim. Şekillenmeye başlıyor. Hadi turuncu boyaya geçelim şimdi de. Karnımı acıktırdılar. İşte hazırım. Ne kadar çok portakal olmuş. Vay, şu an sulu bir portakal yemek isterdim. Uşak. İşte bunu kastediyordum. Tam da ihtiyacım olan şey. Harika kokuyor. Ya, çok kıskandım. Bir dilim alabilir miyim? Hiç sanmıyorum. Hepsi benim. Ve kimseyle paylaşmayacağım. Harikalar. Bir şey beni ele geçiriyor. Tam bir tat ahengi. Bana ilham oluyor. Hadi bakalım. Bu süngere kırmızı boya süreceğim. Ama tamamını boyamayacağım. Küçük bir kısmını da yeşile boyayacağım. Aynen böyle. Boyama zamanı. Mükemmel karpuz yapabilmek için bu süngeri kağıdın üstüne bastırıp böyle çevireceğim. Vay, beklediğimden de güzel oluyor. Ama hala tam olmadı. Siyah çekirdeklerini de yapmalıyım. Böyle siyah keçeli kalemle her karpuza biraz çekirdek. Ağzım sulanmaya başladı. Muhteşem. Neredeyse yiyesim gelecek. Tam bir dahiyim. Ne oldu? Bunu ben mi yaptım? Oo, hiç böyle resim yapabildiğimi bilmiyordum. Harika bir iş çıkardık. Tebrikler. Acaba sırada ne var? Çok heyecanlandım. Açalım bakalım. Ya bak. Bir baloncuk. Adeta büyülü. Şuna baksana. Patladı. Çok komikti. Aklıma bir fikir geldi. Çantamdan bir şeye ihtiyacım var. İşte burada. En sevdiğim sakızım. Enfes. Şahane bir şey. Şöyle sıkayım bunu. İşte geliyor. Aynen böyle. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Şu kıvama bak. Evet, izle şimdi. Bir baloncuk yapacağım. Oo, etkilendim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Göreceksin. Karşısına bir kağıt tutacağım. Sonra patlatacağım. Güzel bir histi. Ve mükemmel bir baloncuğum oldu. Bayağı etkileyici değil mi? Bundan daha iyisini nasıl yapacağım ki? Düşüneyim. Aa, bu da ne böyle? Biraz eğlence vakti.
Ayakkabım gerekecek. Umarım işe yarar. Sakın. Golem hayır. Demek öyle ha. Geliyor. Ah, acıttı. Ah, dur bir saniye. Bir fikrim var. Bu ruloyu boyamam gerekiyor. Ama sadece ağzını. Beyaz boyayla etrafını kaplayacağım. Tamamdır. Şimdi siyah bir kartona ihtiyacım var. Ruloyu ters çevireceğim ve boyayı kartona bastıracağım. Bir sürü küçük çember istiyorum. Bunu tamamına yapacağım. Daha fazla renk ekleyelim. Bu sayede baloncuklara benzeyecekler. Oo, müthiş oldu. Ne kadar çok baloncuk var. Ne düşünüyorsun? Fena değil diyelim. Benimkini tercih ederim. Berabere diyelim. Bana uyar. E işte yine başlıyoruz. Ben buradayken herkes sınıfa giremez. Dur bakalım orada. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Babam bunu duymaktan da hiç memnun olmayacak. Tamam gir hadi. Sağ ol. Bu sadece cep harçlığı. En iyisi bırakayım kalsın. Ah zengin çocukları. Şu güvenlik görevlisi çok korkutucu. Beni çok geriyor bu kadın. Pekala işte giriyoruz. Evet evet bunu yapabilirim. Sadece doğal davran. Kımıldama. O şey güvenli mi? Öyle olacağını biliyordum. Olmaz sen içeri giremezsin. Hadi git buradan sen fakirsin. Ama bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Bu da ne? Canım çok yandı. Neyin üstüne düştüm ben? Bunlar elmas falan mı? Vay canına bunlar bildiğin elmas. Ben de farklı bir şeyler görüyor musun? Belki biraz. Işıltıya ne dersin? Şimdi gelebilir miyim? Tarayıcı karar versin ona. Bence bu sefer olacak. Bu sefer zengin diyorsun. Hiç anlamadım bu işi. Ama tarayıcı yalan söylemez. Hadi gir içeri. Gerçekten mi? Elbette. Derse hazırlansam iyi olacak. Defterimi çıkarayım. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım ilginç bir şeyler olur. Güzel, tam zamanında gelmişim. Jetim yakıt ikmali için durmak zorunda kaldı da. Ben evvel başlayabilir miyiz? Yemeğe rezervasyonum var da. Vay canına şu deftere bak. Biliyorum, çok özel bir şeydir. Ama sen bir de bunu gör. Ay yok artık olamaz. Telefonuma ne diyorsun? Gördüklerime inanamıyorum. Buna dokunmak istiyorum. Hayır, olmaz işte. Çok harika değil mi? İçimden şunu yapıştırmak geldi şu an. Defterime yapıştırayım şunu. Harika görünüyor. Sorun yok, istersen kıskanabilirsin. Benim defterim çok sıkıcı. Benim hiç özel bir şeyim yok. Hayat çok acımasız. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Bu resimleri keserek başlıyorum. Bunu yapmak karnımı acıktırdı. İşte bu da sonuncusu. Ama hala yapmamız gereken şeyler var. Tarife uymak gerektiğini biliyordum. İşte geliyorum. Siz bana aldırmayın. Sadece doğru şeyi bulmak istiyorum. İşte aradığım şey bu. Hayır kruvasan değil. Bana bu pişirme kağıdı lazım. Şöyle çaktırmadan alayım. Bunu görmemesi lazım. İşte aşırma diye ben buna derim. Az bir şey kaldı. Pişirme kağıdını kareler halinde kesiyoruz. Resimleri üst üste yerleştirip bantlıyoruz. Bantı kırıştırmamak için dikkatle yapıştırıyoruz. Şimdi resimleri kesiyoruz. Bunu yaparken hiç acele etmiyoruz. Resimleri ana hatlarını takip ederek kesiyoruz. Güzel oldu bence. Pişirme kağıdını ayırıp resim defterimize yapıştırabiliriz. Güzel görünüyor. Diğerlerine de aynısını yapıyoruz. Vay canına şimdiden çok daha güzel oldu. Pizzayı da unutmuyoruz. Hey Alex şuna bak. Ne? Renkler, resimler. Müthiş, bayıldım buna. Ben de öyle söylemeni umuyordum. Bu yemek ne böyle? Merhaba, şundan bir kase alayım. Aşçılık okuluna bunun için mi gittim ben? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben buna yeşil şey diyorum. Al bakalım. Biraz yapışkan sanki. Bir dakika. Tamam, acele etmene gerek yok. Kepçemden ayrılmıyor. Kimin kaseye ihtiyacı var ki zaten? İşte oldu. Hadi afiyet olsun. Şuna bak. Bedava yemek. Bunu yememin imkanı yok. Dışarıdan sipariş vereceğim. Bu güzel görünüyor. Topaklar ekstradan lezzet katıyor.
Nefis. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ah, çok iğrenç bir şey. Bunu nasıl yiyebiliyor? Uşak. Ah, işte bu güzel. Teşekkürler. Hayatta hep güzel şeyleri tercih etmişimdir. Ve bu konuda taze suşiden daha iyisi olamaz. Çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı resmen. Ha, bir dakika. Bu vızıltı da ne? Bu bir sinek. Üstelik sushi'min üstünde. Ya, ne yapacağım ben şimdi? Yemeğim mahvoldu. Şimdi çıkaracağım. Aha, bu kadar da önemli bir şey değil ya. Bu sadece bir sinek. Hey Alex, bunu yiyebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Umarım birazdan iyi olursun. Hadi uç şuradan sinek. Nefis. Evet, çok güzel. Beni yere oturttuklarına inanamıyorum. Böyle çalışmak çok zor. Ha? Havadan para mı yağıyor? Aa, neler oluyor? Ve sonra bana bir elmas verdiler. Bir elmas, düşünebiliyor musun? Dersimiz başlamak üzere. İşte tam zamanında. Ah, benim kapatmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Orada bekle bakayım. Sorun nedir? Dur, sana şöyle bir göz gezdireyim. Bunun için zamanım yok. Tam düşündüğüm gibi gömlek giymemişsin sen. Ha, demek öyle diyorsun. Baba, helikopteri gönder hemen. Ah, neler oluyor? Uzaylılar geldi. Kurtarın kendinizi. Aa, demek siparişim geldi. Teşekkürler arkadaşlar. İşte tam ihtiyacım olan şey. Hadi giyelim şunu bakalım. Bu işimi görür. Bunu içimize sokuyoruz. İyi görünmem lazım. Ha, ben her zaman iyi görünürüm zaten. Gösteri zamanı. Şimdi sınıfa girebilir miyim? Bir dakika. Aa, böyle çok daha iyi olmuş. Kurallara uygun giymişsin. Verdiğim rahatsızlık için üzgünüm. Ah, çok sağ ol. Ben ne yapacağım şimdi? Belki tişörtümü saklayabilirim. Orada dur bakalım. Kıyafetini görmem lazım. Kımıldamayı kes. Boynu sıhhidim. Ah, kes şunu. Artık yeter. Tada. İyi denemeydi. Ama ben sadece derse girmek istiyorum. Bir dakika, bir fikrim var. Kağıdı uzunlamasına kesip boynumuza sarıyoruz. Bence çok şirin oldu. Bakalım bu sefer ne diyecek? Etkileyici. Yakan çok güzelmiş. Gir bakalım içeri. Teşekkürler. Şuna bak Alex. Çok şık değil mi? İtalyan ipeğini kağıda tercih ederim. Ama kurallarımı ben kendim koyarım. Yaka falan takmam ben. Bu çöpe gidiyor. Aa, sen ciddi misin? Ders için kağıdı çıkarsam iyi olacak. Aa, bunu unutmuştum. Sanırım bunu kullanmam gerekecek. Şık ve çok pratik. Eminim gömleğim bunu yapamazdı. Of, çok zormuş. Öğrenecek ne kadar çok şey var. Ha, bir de bana sor. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiçbir mantığı yok bu dersin. Notlarım her yere dağılmış. Şunları bir toplayayım bari. Başlasam iyi olur. Sen o işi öyle mi yapıyorsun? Ben bunu kullanmayı tercih ederim. Ha? O da ne? Şuna bir bak. Kağıdı buraya koyup kolu çeviriyoruz. Alet kağıdı lime lime diyor. Hem hızlı hem de kolay. Vay canına, inanılmaz. Keşke benim de bir kağıt öğütücüm olsaydı. Buldum. Benim de öğütücülerim var. Onlar da kolayca aynı işi yapıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. İşte hepsi yırtıldı. Ama masam hala darmadağınık. Bir sürü kağıt yanı oluştu. Bu çok ilginç. Birisi kolasını bırakmış. Üstelik içinde hala biraz var. Rüya falan mı görüyorum acaba? Şunun keyfini çıkarayım. Harika. Tam istediğim şey. Bu çok komik. Tanrım, ne kadar çok atıştırmalı kalmışım. Hem bunları ip hem de telefonumu tutamam. Telefonumu şuraya koyayım. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, ben hallederim. Bundan emin misin? Bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Ne yapacağımı biliyorum ben. Kutuyu şu şekilde eziyoruz. Hadi bunu dene. Canına, inanılmaz. Süper olmuş. Sen bir dahisin. Cips ister misin? Artık eve gidebilir miyiz? Yaşasın, ders bitti. Hadi çıkalım.
Daha sonra beraber takılmak ister misin? Sanırım temizliğe başlasam iyi olacak. Çocuklar etrafı fena dağıtıyor. Şuna bak, hiç akıllanmıyorlar. Pekala, böyle daha iyi. En kötüsü bu lekeler. Yine üstesinden geldim. Nerede bu? Sıramın üstünde bıraktığımı biliyorum. Bir sorun mu var çocuğum? Sıramın üstünde bir oyuncak vardı. Onu gördünüz mü? En sevdiğim oyuncaktı o. Üzgünüm, bilmiyorum. Şimdi etrafı paspaslamam lazım. Ha, bir dakika. Bir çocuğun nasıl bu kadar çöpü olabilir ki? Hepsi çöp kovasına gidiyor. Bu onlara ders olur. Ah, bu da ne? Evet, bu da çöpmüş. Sanırım hepsi bu. Bu şimdi çöp konteynerine gidiyor. İşte böyle. Aa, onu konteynere atmış olabilirim. Peki. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Bu sünger yararlı olabilir. Nasıl yani? Etrafı temizlememi mi istiyorsunuz? İşe bir miktar oyun hamurunu yumuşatarak başlıyoruz. Sonra bu camı hamurun üstüne bastırmak için kullanıyoruz. Ve hamuru böyle inceltiyoruz. Kestiğimiz bu sünger parçasını hamurun tam ortasına koyuyoruz. Sonra kenarlarını katlıyoruz. Bunu yaparak süngeri tamamen kaplıyoruz. Üstünü düzleştirmek için yine camı kullanıyoruz. Bu sayede güzel bir küp elde ediyoruz. Aynen böyle. Şimdi sanatçı yanımızı konuşturalım. Ve hamurun üstüne bir yüz çiziyorum. Yüze kocaman bir gülümseme ekliyorum. Bunun gibi başka karakterler de yapıyoruz. Çok yumuşak ve süngerimsi oldular. Bunlar senin için. Vay canına. Bunlar müthiş. Ah, bayıldım bunlara. Çok teşekkür ediyorum. Ah, bir şey değil ufaklık. Bir dakika. Yerlere bak. Berbat olmuş yine. Saçlarım harika oldu. Biraz da ruj sürelim. Bunu yapacak zamanım olduğu için memnunum. Resim derslerine bayılıyorum. Kendim zaten bir başyapıt gibi görünüyorum. Aynı şeyi de bütün resimler için söyleyemeyeceğim. Makyajımı bitireyim. Gözüme şöyle kuyruk çekeyim. Hmm, daha iyi olabilirdi. Tekrar deneyeyim. İstediğim görünüm bu değildi. Bu iş niye bu kadar zor ki? Ne? David ne yapıyor öyle? Resmimden bantları söküyorum. Bu çok güzel bir etki yaratıyor. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bunun için biraz banta ihtiyacım var. Bu işimi görür. Şimdi müthiş görüneceğim. Bantı bu şekilde burnun altından yüzün yukarısına doğru uzatıyorum. Sonra biraz daha bantı gözlerin kenarlarına yapıştırıyorum. Tuhaf görünüyor ama bana güven. Göz kaleminin boyasını buraya iyice bastırıyoruz. Bant şablon vazifesi görüyor. Bantı çıkardığımızda harika bir kuyruk elde ediyoruz. Etkileyici değil mi? Üstelik çok kolay. David. Buraya baksana. Vay canına. Bu senin olsun. Aa, teşekkürler. Bu çok sıkıcı. Yapacak çok şey var. Belki bir ara versem iyi olacak. Bununla güne biraz eğlence katabilirim. iPad'i tam buraya koyacağım. Uf, bunun dik durmasını sağlamam lazım. Yok, bu işe yaramayacak. Uf, hadi ama. Bu çok sinir bozucu olmaya başladı. Sanırım bu işi nasıl halledeceğimi biliyorum. Daha bakma. Burada bekle biraz. İşte olay budur. Klasör harika bir stand oldu. Bu sınıf çalışmasından çok daha iyi. Klasörü böyle yatırıp köşelerine biraz tutkal sürüyoruz. Tutkalı sürdüğümüz yerlerin kabaca iPad boyutunda olması gerekiyor. Elimde böyle kumaştan şeritler var. Bu şeritleri tutkalın üzerine bastırıyoruz. İyice yapışmasına dikkat ediyoruz. Şimdi iPad'i bu şeritlerin altına itip sokuyoruz. Şeritler iPad'i yerinde tutacaktı. Çok akıllıca değil mi? Bu kanala bayılıyorum. David, neler oluyor? Eyvah, bunu hemen saklasam iyi olur. Hmm, çok ilginç. Her şey yolunda gözüküyor. Aferin sana, böyle güzelce çalışmaya devam et. Aynen öğretmenim. Şimdi nerede kalmıştım? Bu çok komik. İşte sınav sonuçlarınız. Kesin alacağım. Ne? F mi? Vay canına, almışım. Sınıfın ineğinden daha akıllıymışım, harika. Üzülme, bunu halledebilirim. Güven bana. Kötü notu böyle kesiyoruz. Sen nasıl F aldın ya? Üzgünüm, öyle ağzımdan çıktı. Tamam, şimdi bunu A ile değiştiriyoruz. Şimdi de kağıtları bir daksi ile birleştiriyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sadece bekle ve gör. Tamam, işte oldu. Al bakalım. Ne? Bir dakika. Yine akıllı mı oldum? Sağ ol David. Bu çok akıllıca. Ama bu senin kağıdın yine. Yanlış kağıdı değiştirdim. Anlaşılan o kadar da akıllı değilmişim değil mi? Yok canım.
Ne çizsem? Aa, buldum. Oo, sihir benden çok daha iyi bir iş çıkardı. Harika, papatya çizeceğim. Çok sevimli ve çok seviyorum. Bakalım sanatınız nasılmış? Çok iyi bir iş çıkarmışsın. Hatta çok etkileyici. Sen ne yaptın bakalım? Neyse, en azından denemişsin. Gittiğine göre bir sırrım var. Boya suyunu mu içiyorsun? Boya suyu değil, sana göstereyim. Gördün mü? Bu aslında turuncu Fanta. Yok artık, çok zekisin. Teşekkürler, al bakalım sen de iç. Susuzluğumu iyi bastırdı. Oralarda neler oluyor? Boya suyu içiyorlar. Ah, bunlarla uğraşacaksan bana daha fazla maaş vermeliler. Sihire dönüştürmede asa hareketleri çok önemlidir. Deneyin bakalım. Of ya, bizimki hiç işe yaramadı. Of, ikinci defa da yapamadım. Alıştırma yapmaya devam edin. Bu defa nasıl yapacağımı biliyorum. Yok artık, işe yaradı, yapabildim. Gerçek bir hamburgere dönüştürdüm. Vay canına, ben de hamburger istiyorum. Oh, ne? Tam tersi oldu. Sanırım bana hamburger yok. Neyse ki yedek atıştırmalığım var. Oraya gel bakalım kolye. Gel de yiyeyim seni. Ah, çok iyi oldu. Hey, bu şeker kolyeyi nereden buldun? Kendim yaptım. Çok kolaydı. Yumuşak Skittles kullandım. Bak, görüyor musun? Bilezik de yaptım. Bunu alabilirsin. Yaşasın, bu harika olacak. Çok güzel. ne diyordum ben? Hey, sınıfta yemek mi yiyorlar? Burada yemek yasak. Ah, boynuzlarım çıkıyor. Hayır, domuz burnumu istemiyorum. Bu onlara kuralları çiğnememeyi öğretir. Bu ders çok sıkıcı. İnsan kafatasının yapısını bilmek çok önemlidir. Bunların hepsi sınavda çıkacak. Ah, hepsini not alsam iyi olur. Oh, tüh, neyse ki silgim var. İşte, hiç hata yapmamışım gibi. Daha fazla sıkılamazdım. Ders hiç bitmeyecek gibi geliyor. Ay, kağıdımda delik açtım. Defteri delmişim. Ay, sanırım kalemi kenara koymalıydım. Bu silgiyi kullanma zamanı geldi. Gel bakalım sana sırrımı söyleyeyim. Bu gerçek bir silgi değil. Bir silgi aldım, ambalajını çıkardım. Sonra da maket bıçağımı aldım. Sonra ucunu kestim. İki ucunu da. Sonra sıra tutkala geldi. Silginin ucunun üzerine biraz tutkal döktüm. Sonra ucu kağıda yapıştırdım. Tutkal yapışıp yerinde durmasını sağladı. Sonra sıra paketi minik şekerlerle doldurmaya geldi. Çok küçük oldukları için sığdılar. Sonra diğer ucunu pakete geri koydum. İşte bu şekilde küçük bir atıştırmalık kutusu yaptım. Gördün mü? Normalde silgiye benziyor. Biraz şeker al bakalım. Hey! Biz de alabilir miyiz? Yani sanırım. Beni unutma. Peki, al bakalım. Bir dakika. Ver şunu bakalım. Of ya, şekerlerim. Tüh ya, sahte silgimi aldı. Ama bak, bir tane daha var. Atıştırma zamanı. Ne çok seçenek var. 50 cent. Peki ya bunlar?
Aa, bilmiyorum. Aa, şu güzelliğe bak. Bol kremalı. İşte bu. Vay canına. Benimle eve geliyorsun sen. Ha? Neden? Rüyanda görürsün Matthew. Beni duydun. Kenara çekil. Olamaz. Bisiklet. Hayır. Wow. İşte şimdi çok kızdım. Ne yapacağımı biliyorum. Sonunda. Matt. Merhaba. Bunu sana ödeteceğim. Daha işim bitmedi. Umarım orada rahatsındır. Çünkü birazdan sıkışacaksın. Söz konusu bir tatlıysa yapman gerekeni yaparsın. Görüşürüz. Bacağım kaşınıyor. İnanamıyorum. Yine pazartesi geldi. Evet. Burası çok soğuk. Evet, sanırım öyle. Bugün sınav olmasa iyi olur. Evet, aynen. Zaten ders çalışmadım. Pekala çocuklar, test zamanı. Test olmadan olur mu? Yanında mı? Bunlardan mı bahsediyorsun? Nasıl yaptığımı bilmek ister misin? Önce tırnaklarımı takıyorum. Tırnaklar sıkıca yapışınca aynı boyuttaki kağıtları üzerine yapıştırıyorum. Çok kolay. Bütün cevaplar elimde. Ha, güzelmiş. Seninkiler nerede? Şu an onlara bakıyorsun. Ha? Yani gazozumda. İşte hepsi burada. Zekice değil mi? Yapması da çok kolay. Sadece şişeyi ters çeviriyorsun ve cevapları buraya yazıyorsun. Sonra tekrar ters çevir. Bu muhteşem. Biliyorum. Hazır mısınız? Ah evet. Ben doğuştan hazırım. Vay canına. Çevirme zamanı. İşte orada. Sanırım şimdi tam zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bekle bir saniye. Ve zamanınız doldu. Aferin çocuklar. Ne not aldım? Peki ben? Harika. Başardık. Yaşasın. E işte yine başlıyoruz. Ben buradayken herkes sınıfa giremez. Dur bakalım orada. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Babam bunu duymaktan da hiç memnun olmayacak. Tamam, gir hadi. Sağ ol. Bu sadece cep harçlığı. En iyisi bırakayım kalsın. Ah, zengin çocukları. Şu güvenlik görevlisi çok korkutucu. Beni çok geriyor bu kadın. Pekala, işte giriyoruz. Evet evet, bunu yapabilirim. Sadece doğal davran. Kımıldama. O şey güvenli mi? Öyle olacağını biliyordum. Olmaz, sen içeri giremezsin. Hadi git buradan, sen fakirsin. Ama bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Bu da ne? Canım çok yandı. Neyin üstüne düştüm ben? Bunlar elmas falan mı? Vay canına, bunlar bildiğin elmas. Ben de farklı bir şeyler görüyor musun? Belki biraz. Işıltıya ne dersin? Şimdi girebilir miyim? Tarayıcı karar versin ona. Bence bu sefer olacak. Bu sefer zengin diyorsun. Hiç anlamadım bu işi. Ama tarayıcı yalan söylemez. Hadi gir içeri. Gerçekten mi? Elbette. Derse hazırlansam iyi olacak. Defterimi çıkarayım. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım ilginç bir şeyler olur. Güzel. Tam zamanında gelmişim. Jetim yakıt ikmali için durmak zorunda kaldı da. Ben evvel başlayabilir miyiz? Yemeğe rezervasyonum var da. Vay canına, şu deftere bak. Biliyorum. Çok özel bir şeydir. Ama sen bir de bunu gör. Ay yok, artık olamaz. Telefonuma ne diyorsun? Gördüklerime inanamıyorum. Buna dokunmak istiyorum. Hayır, olmaz işte. Çok harika değil mi? İçimden şunu yapıştırmak geldi şu an. Defterime yapıştırayım şunu.
Harika görünüyor. Sorun yok, istersen kıskanabilirsin. Benim defterim çok sıkıcı. Benim hiç özel bir şeyim yok. Of, hayat çok acımasız. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Bu resimleri keserek başlıyorum. Bunu yapmak karnımı acıktırdı. İşte bu da sonuncusu. Ama hala yapmamız gereken şeyler var. Tarife uymak gerektiğini biliyordum. İşte geliyorum. Siz bana aldırmayın. Sadece doğru şeyi bulmak istiyorum. İşte aradığım şey bu. Hayır, kruvasan değil. Bana bu pişirme kağıdı lazım. Şöyle çaktırmadan alayım. Beni görmemesi lazım. İşte aşırma diye ben buna derim. Az bir şey kaldı. Pişirme kağıdını kareler halinde kesiyoruz. Resimleri üst üste yerleştirip bantlıyoruz. Bantı kırıştırmamak için dikkatle yapıştırıyoruz. Şimdi resimleri kesiyoruz. Bunu yaparken hiç acele etmiyoruz. Resimleri ana hatlarını takip ederek kesiyoruz. Güzel oldu bence. Pişirme kağıdını ayırıp resim defterimize yapıştırabiliriz. Güzel görünüyor. Diğerlerine de aynısını yapıyoruz. Vay canına, şimdiden çok daha güzel oldu. Pizzayı da unutmuyoruz. Hey Alex, şuna bak. Ne? Renkler, resimler. Müthiş, bayıldım buna. Ben de öyle söylemeni umuyordum. Bu yemek ne böyle? Merhaba, şundan bir kase alayım. Aşçılık okuluna bunun için mi gittim ben? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben buna yeşil şey diyorum. Al bakalım. Biraz yapışkan sanki. Bir dakika. Tamam, acele etmene gerek yok. Kepçemden ayrılmıyor. Kimin kaseye ihtiyacı var ki zaten? İşte oldu. Hadi afiyet olsun. Şuna bak. Bedava yemek. Bunu yememin imkanı yok. Dışarıdan sipariş vereceğim. Bu güzel görünüyor. Topaklar ekstradan lezzet katıyor. Nefis. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok iğrenç bir şey. Bunu nasıl yiyebiliyor? Uşak. İşte bu güzel. Teşekkürler. Hayatta hep güzel şeyleri tercih etmişimdir. Ve bu konuda taze sushi'den daha iyisi olamaz. Çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı resmen. Bir dakika. Bu vızıltı da ne? Bu bir sinek. Üstelik sushi'min üstünde. Ne yapacağım ben şimdi? Yemeğim mahvoldu. Şimdi çıkaracağım. Bu kadar da önemli bir şey değil ya. Bu sadece bir sinek. Hey Alex, bunu yiyebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Umarım birazdan iyi olursun. Hadi uç şuradan sinek. Nefis. Evet, çok güzel. Bu oyun çok güzel. Bayıldım. İşte aradığım şey bu. Tüh, fırçalarım yere düştü. Ben alırım. Sorun yok. Kafam şişecek gibi. Özür dilerim ve teşekkürler. Olamaz. Her yer soğudu. O kağıdı kullanamazsın artık. Neden başıma böyle şeyler geliyor? Çok sinir bozucu. Bir dakika, benim bir fikrim var. Kağıda biraz mürekkep damlatıyoruz. Şimdi su mürekkebin dağılmasını sağlayacak. Güzel oluyor değil mi? Şuraya birkaç tane damla daha. Muhteşem oldu. İki insan başı çıktı ortaya sanki. Bu bana bir şey hatırlattı. Ne düşünüyorsun Esi? Beğendin mi? Çok güzel. Vay canına, bunu yaptığına inanamıyorum. Bir şey daha var. Ben de bunu söylemeni umuyordum. Dikkatinizi verin çocuklar. Sizden bir tek boynuzlu at çizmenizi istiyorum. Şuna bak. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şey çizeceğim şimdi. Tek boynuzlu atlara bayılırım. Bu gördüğünüz en harika tek boynuzlu at olacak. Çok az kaldı. İşte bitirdim. Nasıl olmuş? Ne? Fena değil. Bence benimki daha güzel. Bunu nasıl yaptın sen? Sanat eseri gibi olmuş. Benimki berbat görünüyor. Bir şeyler yapmam lazım. Bir fikrim var. Hızlıca bir fotoğraf çekeyim. Çok sinsiyim gerçekten. Yapacağım bir şey daha var. Yalnız çabuk olmam lazım. Merhaba babacığım. Ne güzel bir tek boynuzlu at öyle. Bunu benim için çizer misin? Gerçekten mi? Hiç sorun değil. Bu oyuncak atı alıp kağıdın üstüne koyuyoruz. Sonra kalemle atın çevresini çiziyoruz. Ne yaptığından emin misin? Güven bana, bu benim ilk rodeom değil. Şuna bir bak. İşte muhteşem bir tek boynuzlu at. İyi de bu resimdekine hiç benzemiyor. Çok kötü olmuş babacığım. Demek beğenmedin. O zaman hemen düzeltelim şunu. Bana biraz izin ver.
Bunu biraz boyamamız lazım. Tada! İşte sana muhteşem bir tek boynuzlu at. Aynı şeye mi bakıyoruz biz? Tek boynuzlu at bu. Buysa doğaya bir hakaret olmuş. Bence gayet güzel oldu. Şunu bir düşüneyim. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Aa, bir saniye, buldum. Evet evet, bu işe yarayabilir. Çerçeveden şu camı çıkarıyoruz. Bu cam çok işimize yarayacak. Yalnız burasının karanlık olması gerekiyor. Hadi başlayalım o zaman. Atı bu şekilde ekranda büyütüyoruz. Sakızı telefonun kenarına yapıştırıyoruz. Telefonu bu şekilde yan çeviriyoruz. Çerçevenin camını bu şekilde açılı tutuyoruz. Olduğu gibi cam tek boynuzlu atı kağıda yansıtınca çizgilerin üstünden geçiyoruz. Bak çok kolay oluyor. Tüm yapmam gereken çizgileri takip etmek. Acele etmeden en güzel çizimimizi yapıyoruz. Bu bittikten sonra atımızı boyayabiliriz. Vay canına, harika oldu. Esi buna bayılacak. Kafasını da pembe kurşun kalemle boyuyoruz. Sonra gazlı kalemi kullanıp gölgeleme yapıyoruz. Sanırım hepsi bu kadar. Artık camı kaldırabiliriz. Vay canına, inanılmaz olmuş. Sağ ol babacığım. Bir şey değil tatlım. Artık derse dönsem iyi olacak. Kimsenin beni görmemesi lazım. İşte başardım. Ben resmimi bitirdim. Oo, çok güzel olmuş. Tıpkı buradakine benziyor. Sen gerçek bir ressamsın Esi. Sanırım öyleyim. Bu kaseye biraz süt döküyoruz. Şimdi de biraz gıda boyası ekliyoruz. Şimdi biraz kırmızı, sıra mavi de. Ve tabii ki sarıyı da unutmamalıyız. Şimdi bir pamuklu çubuk gerekli. Bununla süte dokun. İşte hareket etmeye başladı. Hangi yöne gitmesini istersem gidiyor. Şimdi bunları karıştırayım. Biraz sıkıldım gibi. Acaba ne yapsam? Buldum. Resim yapmanın tam zamanı. Şu turuncu boyayla başlayayım. Resim yapmak eğlenceli. Yaratıcılığını konuşturduğun zaman canının sıkılması zor. Sıvı almayı unutmamak gerek ama. Aa, olamaz. Aklım neredeydi ya? Bütün parmaklarım boya olmuş. Tüh, çok kirlendi. Ne yapacağım şimdi? Boya bardağın her yerine bulaşmış. Bir dakika. Ben bir dahiyim. Pekala, temiz bir bardak alıp boyayla üzerine parmak izlerimi çıkarıyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi üst kısma eğimli bir çizgi çekiyorum. Güzel. Birkaç tane daha ekleyeyim. Şimdi renkli parmak izlerinin altını biraz siyah keçili kalemle boyayayım. Bitti. Ay, çok tatlı oldu. Sanki bardağın çevresini küçük ışıklar sarmış gibi görünüyor. Eski halinden kesinlikle çok daha güzel. Bunun aklıma geldiğine inanamıyorum. Şimdi biraz daha meyve suyu içeyim. İşte budur. Hey, yeni ceketim hakkında ne düşünüyorsun? İndirimden aldım, %50 ucuzlamış. Harika değil mi? Ha, evet, güzel. Beğendim. Ama bir de benim yeni ceketime bak. Peki ya yeni telefon kılıfıma ne dersin? Simler geçen senede kaldı yalnız. Bende popitlisi var. Neyse, bende de bu defter var. Onu çıkartmalarla süsledim. Kalpler, yıldızlar ve minik bir dondurma. Ne? Aa! Benim defterim ne sıkıcı. Bu böyle olmaz. Yapabileceğim bir şey olmalı. Ha, burada şu keçeli kalemler var. Bir dakika, sanırım bir planım var. Keçeli kalemler ve maket bıçağını aldım. Ucunu kesiyorum. Sonra birkaç kere daha kesip kalp gibi görünmesini sağlıyorum. Ay, ne tatlı oldu. Şimdi yeni defterimi çıkarayım. Bunu damga gibi kullanacağım. Sadece kalple yetinmeye gerek yok. İşte şimdi defter kalpler ve yıldızlarla doldu. Bak, benim defterimde de onlardan var ve çıkartmaya ihtiyacım yok. Vay canına, bunu yaptığına inanamıyorum. Sincap, dondurmamı geri versin. Başlayalım, gitme. Evet, resim yapma zamanı. Ben bir sanatçıyım. Sanat konusunda çok iyiyim. Resim yapmak çok eğlenceli. Aa, olamaz. Bilgisayarına boya sıçratmışım. Oh, buldum. Temizleyeyim hemen. Bir dakika. Bu iyice bulaştırıyor. Olamaz. Daha da beter etti. Oh, tamamen pembe oldu. Bana çok kızacak. Uyandı. Sen ne yapıyorsun? Bana niye öyle bakıyorsun? Tuhaf davranıyorsun. Çok şüpheli bir durum. Dur bir dakika. Laptopum. Ne oldu ona? Onu pembeye boyamışsın. Oradaki şey de ne? Bir pipet mi?
Bir dakika, bu durumu kurtarabilirim. Pekala, işte zavallı mahvolmuş laptopum. Biraz daha boya lazım. Evet, çözüm daha fazla boya kullanmada. Beyaz ve sarıda. Ve biraz da mor. Çok güzel. Ve belki de biraz şu koyu sarıdan. Tamam, şimdi sıra pipeti kullanmada. Boyanın üstüne üflemeye başlıyorum. Üflediğimde hava boyayı laptopun üstüne dağıtıyor. Devam ediyorum. Farklı renkler olması güzel. Ortaya çıkan desen ve dokular ne kadar hoş oldu değil mi? Vay canına, resmen bir sanat eseri ortaya çıktı. Çok güzel. Akla dalgaları ve denizi getiriyor. Bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıktığına inanamıyorum. Vay canına, bilgisayarına bak. Çok havalı olmuş. Yemeklerden yaptığım kule neredeyse tamamlandı. Ya düşüyor. Tüh, bu konuda hiç iyi değilim. Bir dakika, oradaki boya mı? Evet, boya ve bir şövele. Onları orada bırakmış. Biraz resim yapacağım. Ortalıkta değil, değil mi? Yakalanmak istemem. Yok, kapı kapalı, resim yapma zamanı. Bu pembe hoşuma gitti. Çok güzel. Resim yapma konusunda çok iyiyim. Hatta en iyi benim. Pekala, gereken malzemeleri aldım. Ah, bu ne ya? Zelen bak, resim yapıyorum. Güzel değil mi? Tabii, sanırım. Ne yapsam, zaten tuvali mahvetmiş. Evet. Sanırım bir çözüm buldum. Pekala, tuvali alıyorum. Mükemmel bir ağ. Şimdi boya zamanı. Bunun kullandığı renkleri kullanıyorum. Biraz mavi buraya. Biraz daha mavi ve biraz sarı lazım. Tüm renklerden koyayım. Şimdi şu süngerle hepsini temizleyeyim. Ha, şaka şaka. Bunu da resim yaparken kullanacağım. Süngerle boya öbeklerini hafifçe vuruyorum. Bantın üstüne gelirse de sorun değil. Böyle vurarak boyamak da eğlenceliymiş. Ama hemen olmuyor. Yani iyi bir şekilde yapmak istiyorsan. Hah, işte oldu. Bütün tuvali nihayet boyayla kapladım. Ve sonunda bantı çıkarınca da resim ortaya çıktı. Vay canına, müthiş görünüyor. Harika oldu. Vay canına, bu muhteşem. Resim konusunda harikasın. Benim için de bir tane yapsana. Aa, bu uyu nasıl bu kadar dolanmış? Oo, büyük anne bak. Olamaz yerim. Her yer battı. Hayır, hayır, hayır. Resmi mahvoldu. Büyük anne, bak. Yün iman ne yaptı? Bir dakika. Yün? Yün, yün. Tabii ya. Zaten boyaya bulandı. Bunu kullanacağım. Pekala, tuval siyah boyayla kaplandı. Şimdi sıra altın renkli boyaya bulanmış yünde. Bunu her yere yayıyorum. Biraz da şuraya. İşte her yana yayıldı. Şimdi yünün boyanmamış uçlarını bantlıyorum. Hazır mıyız? Tuvali kaldırma vakti. İşte böyle. Yün çıktı. Bu yaptığın harika bir başyapıt oldu. Büyük annesinin en iyi ressamı sensin. Evet, bu yaptığım en iyi resim. Ah, ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Benim için mi yaptın? Git buradan. Ay yok, bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet, bunun yeri çöp. Bir dakika, olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık bakmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canına, şu baloncuklara bak. Arttıkça artıyorlar. Pekala, bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam, bu kartı senin için hazırladım.
Bunu benim için mi yaptın? Vay canına, bayıldım. Ne kadar güzel. Aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi, işe yaradı. Şimdi bakabilir miyim anne? Mutluyumlar. Evet, teşekkürler anne. Sana bir şey aldım. Ha, gerçekten mi? Hepsi senindir tatlım. Vay, acaba içinde ne var? Aa, çok heyecanlandım. Hediyelere bayılırım. Bir iPad mi bu? Oh vay. Aa, teşekkürler anne. Harikaymış. Ah, çok sevindim. Seni seviyorum. Bir fikrim var. Bir şeyler çizeceğim. Aa, çok güzel oldu. Zarif bir kelebek çizim. Vay, çok kolaydı. Ne? Neler oluyor? Vay canına, şuna bak. Adeta sihirli. Başka ne çizsem? Bir fikrim var. Çizsem mi? Evet, yapacağım ya. Büyük bir yığın para çiziyorum. Ve şimdi de bekliyoruz. Ha, bir şeyler oluyor. Sanırım işe yarıyor. Aa, şu paralara bak. Vay canına. Zengin oldum. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. Üstelik gerçekler. Bunlarla ciddi bir alışveriş yapacağım. Ama önce başka bir şey çizeceğim. Hadi bakalım. Soluk bir eskiz çizelim. Sonra da üstünden geçelim. Şimdi de gözler. Şimdiden güzel duruyor. Sonra da burnu ve gülüşünü çizelim. Aynen şöyle. Ardından vücuda geçiyoruz. Montu çok konforlu duruyor. Ben de böyle bir mont istiyorum. İşin asıl kısmı bitti. Şimdi daha ince detaylara geçebiliriz. Bandanaya logoyu çizerek başlayalım. Spiral çizsek yeter. Renk ekleme zamanı. Saç için sarı kullanıyoruz. Modelimize sarı yakışıyor. Bandana için maviye geçelim. Mavinin farklı tonlarını kullanıyoruz. Sonra da gölgeleri ekliyoruz. Karşıtlık yaratmak istiyorum. Metalik bir görüntü katıyoruz. Çok fark yaratıyor. Cildi için açık bir pembe kullanalım. Kulağının üstü ve burnunun altı daha koyu pembe olsun. Çizimlerime doku ve gerçekçilik katmak için iPad kullanmak işi çok kolaylaştırıyor. Olay ışığın düştüğü yeri doğru tespit etmekte. Sonra da farklı tonlar kullanabiliyoruz. Boyunda daha koyu bir pembe tonu kullanıyoruz. Gölgede kalıyor gibi duracak. Saçına da biraz detay katalım, böylece saçı dik görünecek. Şimdi gözlere yakınlaşalım. Mavi gözlü bir çocuk olacak. Esme aygıdını seçelim. Gözlerin ve göz kapaklarının etrafından geçiyoruz ve rengi kaldırıyoruz. Şimdi ne yapsak? Aa, buldum kıyafetler. Bu renge bayılıyorum. Biraz da gölge istiyor. Bu da bitince montun kalanını boyayabiliriz. Bunun için kot mavisi kullanalım. Çok hızlı bitti. Biraz da siyah ekleyelim. İnce bir çizgi çekmeliyiz. Bıyık da ekleyelim çünkü niye olmasın? Arka planı boyayalım. Sanırım bitti. Vay, müthiş oldu. Hadi ama, çok uzun sürdü. Sonunda. Yuhuu. Neler oluyor ya? Seni çizdim. Aa, gerçekten çok mantıklı. Şu an doğum günümdeyiz. Hazır dikkati başka yerdeyken hamlemi yapayım. Şansıma gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor. Bu harika olacak. Görevini yap minik taka. Böylesi daha iyi. Biraz fotokopi çekmem lazım. Odaklanın. Bu bir test. Eğlenilecek bir şey değil. Alın bakalım, sana da bir tane. Hey bak kaka. Sınav kağıdı mahvolmuş. Pekala çocuklar, bugünkü test başlamak üzere. Madison, al bakalım. Aman ne güzel, keşke çalışsaydım. Gerçekten çalışmam lazımdı. Belki biraz yardım alabilirim. Matematik çok eğlenceli. Bu çok heyecan verici. Aman anne, biraz sosyalleşmesi gerekiyor ama. Selam. Ha, acaba biraz yardım edebilir misin? Tabii ama karşılığını alırım. Bir öpücük karşılığı cevapları verebilirim. Ha, cevaplar o kadar da lazım değil. Hayır anne, tuhaf tip.
Pekala, düşün, bunu yapabilirsin. Bunlar sadece sayı. Ama bunun bir yararı olmuyor. Bu çok yanlış. Hadi sene benim. Madison, zaman geçiyor. Devam et. Deniyorum. Öf, hayır. Tek öpücük tamam mı? Ne gün ama. O. Sadece bir öpücük, büyük annenin olduğunu düşün. Tam yanağıma. Ağzımı yıkamalıyım. Geçti, bitti. Hey, cevapları ver bakalım. Evet, anlaşma anlaşmadır işte bak. Cevabı bulmak için denklemi yaz. Sonra iki sayıyı topla. 6+4=10. Sonra 2'yi al ve toplamdan çıkar. Sonuç 8 olur. Diğer soruda da aynısını yapıyoruz. Bu sefer 2 ile 5'i topluyoruz. 7 ediyor. Sonra 2 çıkarıyoruz. Bu sefer cevap 5. Vay canına, bu çok zekice. Teşekkürler, bunu yapabilirim. İlk cevap 8. Sonraki 5. Bütün cevapları biliyor. Dikkat etsene. Bana yardım eder misin? Peki, ama karşılığında bir öpücük alırım. Ben sanırım buna değer. Bu haksızlık. O benim kız arkadaşım. Bu çok ilginç. Ah selam. Bak bende ne var. Bir köpek yavrusu, hain sevebilir miyim? Tabii, adı Puffy. Tam uygun bir isim. Can ne tatlıyım Cincin. Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne? Kalk. Hayır. Neyse, yerini değiştirmen için sana para vereyim. Hayır, ben satılık değilim. Pekala. Ay, ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet, onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterini sıkıyorum. İşte, ne tatlı köpek bu. Aman tanrım, bu köpek korkunç, iğrenç şey. İşe yaradı, şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam, Puffy, ceci kız. Sınavda elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Başlayabilirsiniz. Pekala, hepsini biliyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Belki yalancıktan kalp krizi geçiyor gibi yapsam. Hayır, çok saçma. Chris, konuşmak yok. Pardon öğretmenim. Hey Madison. Ne? Biraz yardımcı olursan sana bu çikolatayı veririm. Çikolata sevdiğimi biliyorsun. Tamam. Al bakalım. Müthiş. Bunu daha önce düşünmeliydim. Cevaplar. Bunu mu arıyordun? Evet, aradığım oydu. Hey, bunu istiyorsan bana cevapları ver. Verdim ya zaten, çok gıcıksın. Geliyor. Gerçekten mi? Bu çöpe gidiyor. O yaptı. Yapmadım. Yaptın. Hayır. Seni yalancı. Nelerle uğraşıyorum. Sadece şu kitabı okumak istiyorum. Hadi tekrar deneyeyim. Hey hey. Yine ne var? Şu çikolatayı gördün mü? Ya buna ne dersin? Evet, iyi bir anlaşma. Nasıl yapsam? Ah, buldum. Tamamdır. Defteri aç ve bir sayfasına boylu boyunca yapıştır. Tüm sayfa kaplanana kadar devam et. Sonra bir sünger al ve küçük parçalara böl. Bir parçasını fosforlu kalemin arkasına tak. Artık yazdığın her şeyi silebileceğin kullanışlı bir silgin var. Kimsenin haberi olmaz. Hey, cevaplarımı istiyorsun. Buraya bak. Ne yapıyorsun öyle? Dur hele işte. Harika, teşekkürler. O cevabı hayatta bulamazdım. Ne oluyor orada? Aa, bir şey yok öğretmenim. Bak. Gözüme öyle göründü herhalde.
Ah, ucuz atlattık. Hey, çikolataları ver. Seninle iş yapmak bir zevkti. İyi antrenmandı çocuklar. Ah, böyle daha iyi. Bir dakika, defter falan mı getirmem gerekiyordu? Ha işte. Şimdi de yazı yazacak bir şey lazım. Aa, kalem yani, evet. Yok, bunun altında yok. Ben ne yapacağım? Hey, zeki kız. Uhu. Ben mi? Evet, bir kalemin ölünç olabilir miyim? Peki, fazladan bir tane olacak. İşte. Aa, çok hoş, teşekkürler. Ah, olamaz, kırıldı. Hey, zeki kız, bu defolu çıktı. Bir tane daha alabilir miyim? Dikkatli ol ama. Amanın, iki tane ardı arda. Hayatta inanamayacaksın. Al. İşte. Bunu al. Umarım bunların fişini saklamıştır. Şşş, zeki kız. Bu son kalemim. İyi, peki. Bir dakika. Bu meyve suyu kutusu işime yarayabilir. Ya da bu pipet. Bu işime yarar. Dik kalemi parçalarına ayır. Mürekkep haznesinin alt kısmına biraz tutkal sür. Sonra pipeti al ve üstüne geçir. Tutkalın olduğu yere kadar it. Pipet gibi görünen kalemler. Bunları kimse almak istemez. Aa canına, bunlar çok havalı. Bir kalem alabilir miyim? Bunlar pipet, kusura bakma. Ha, peki. Hey kanka, kalemin var mı? Evet, şimdi işime dönebilirim. Bugünkü konu Popit tek boynuzlu at. Oo, sona kalan eziktir. Ben kazandım. Evet, ben kazandım. Hazır mısın? Rica ederim, ben her zaman hazırım. Bu sorun olmaz bence. Kazanmam gerekir, daha hızlı, hadi. Kolayca kazanacağım, kaybetmeye hazır ol. Evet, neredeyse bitti. Gerçek sanatı. Boş verin. Devam etmediğim kalemlerim, onları artık kullanamam. Bunlar bitmiş, bunları da kullanamam. Ne yapıyor bu? Son bir yer kaldı. Hadi, şu kadar kaldı, sonra kazanacağım. Daha fazla kalem lazım. O ne yapıyor şimdi? Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Onun kazanmasına izin veremem ama kalemim yok. Bir dakika, hiç kalemi kalmamış. Buna pişman olacağım. Şuna bir bakayım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, harika bir fikrim var. Bu pipet işe yarayabilir. Bir pipet al ve kalemin arkasına ucuna sok. Öbür uca da aynısını yap. Artık yazı yazıp resim yapabileceğim bir kalemin oldu. Artık o kadar kolay kazanamayacağım. Hey, bunlar senin için. Kalemler, yani... Resmimi bitirebileceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekle. 3, 2, 1, başla. Sıkışalım kanka. Bu kalemler çok şirin. Çok şanslıyız. Bence de öyle. Ama asıl önemli olan koordinasyon. Yani birbirine uyması lazım. Bence bunu görmelisin. Nasıl yani? Ah neyse. Hey sen iyi. Kalemin nerede? Aa, kalemim mi? Aa, tamam işte burada. Aa, hayır olamaz. Bunu görmelerine izin veremem. Aa, buralarda bir yerde olacaklardı. Bir saniye bekle. Hızlı çalışmam lazım. Buldum. Onu hep kaybediyorum. Nasıl buldunuz? Şaka mı yapıyorsun? Hazır mısınız çocuklar? Sınav zamanı geldi. Başarısız olmaya başlayabilirsiniz. Hadi. Ah, sürpriz sınavlara bayılırım. Bunun sonu hiç iyi olmayacak. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Ah, şu soruyu sevdim. Psst, Madison, hey buraya baksana. Ha? Ne oldu? Bana yardım eder misin lütfen? Ah evet, tamam. Hızlıca not alıyorum. İhtiyacın olan her şey burada var. Uçak postasıyla geliyor. Sunny yakala. Ah yolla gelsin. Oh, hayır, yollayamazsın. Buna bir son vereceğim. Kağıt uçağım.
Bunu bir daha deneme. Çok ciddiyim. Tabii, nasıl isterseniz. Harika. Şimdi ne yapacağım? Belki şansım yaver gider. Evet, doğru. Özür dilerim, denedim. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Ha, bir dakika, yazı tahtası. Evet, buldum. Defterime ihtiyacım olacak. Onu başka bir şeye dönüştüreceğim. Defteri siyaha boyayacağım. Ama bu sıradan bir boya değil, kara tahta boyası. Defterimi bu boyayla kaplayacağım. Düzgünce sürmeye çalışıyorum. Neredeyse bitti. Ve işte bu kadar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Çok uzun sürmez. Sonra bir parça tebeşir alacağım. Cevabı boyanın üzerine yazabilirim. Aynen böyle. Sonra da silerim. Mükemmel oldu. Sunny'ye yardım etme zamanı geldi. Buna çok şaşıracak. Ben de matematiği daha çok çalışmış oluyorum. Herkes için çok faydalı. Ha, tamam. Sunny, hey, baksana. Aa, vay canına. Cevabı bulmak üzereyim. Bunu biliyordum. Aa, teşekkürler Madison. Anladın mı? Güzel. Tut öyle. Ha? Neler oluyor? Hey, kopya çekmek yok. Aa, cevabı silmem lazım. Bunu görmemeli. Aa, kopya çekmiyorum ki. Bakın, bu sadece bir defter. Aa, tamam, özür dilerim. Herhalde hayal görmeye başladım. Teste devam edin o zaman. Ah, teşekkürler Madison, sen harikasın. Lafı bile olmaz. Bu dersin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Uzadıkça uzadı. Yaşasın, işte bitti. Bayağı zor işte. Güle güle Sunny. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Hadi gidiyorum. Aa! Ne? Sunny? Ağlama, iyi misin? Sana yardım edeyim, şuraya otur. Aa, ne oldu? Bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Bir dakika. Kalemin üstüne basım kaymışsın. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Bir karton parçasını bu şekilde keserek başlıyorum. Sonra siyah bir kaleme ihtiyacım olacak. Kalemle kartonun kenarından geçiyorum. Sonra ayrıntılarını yapacağım. Bu şey iki sevimli kedicikten oluşacak. Harika görünecek. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi onu ters çevireceğim. Yapılacak bir şey daha var. Kartona mıknatıs yapıştıracağım. Kediciklerin birini deftere yerleştiriyorum. Sonra kalemi ortasına koyuyorum. Defteri kapatabilirim. Mıknatısları birbirine tutturuyorum. O kalem artık yerinden oynamaz. Ne düşünüyorsun seni? Vay canına, teşekkürler Madison. Bu tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Bu ruj rengine bayılıyorum. Şşt, konsantre olmam lazım. İşte iyi görünüyor. Bir kesik daha atalım. Başardım. Şimdi biraz yapıştırıcı ihtiyacım var. Sadece azıcık sıkacağım. Aa, evet. Aa, sanki biraz fazla oldu. Kendimi kaptırdığımı yapış yapış oldu. Aa, iğrenç. Ya, çok tuhaf geliyor. Yaramaz yapıştırıcı şişesi. Aa, iyi misin? Ne oldu? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Aa, ortalık batmış. Bugün bunu 4. kez yapıyor. Ona yardım etmem gerek. Tam da ona uygun bir şeyim var. Bu rolon şişesi günü kurtaracak. Yapıştırıcıyı uzatsana. Bunu mu istiyorsun? Seni uyarıyorum. Şişe kontrolden çıktı. Ne yaptığımı biliyorum, tamam. Önce şişeyi boşaltıyorum. Sonra yapıştırıcı içine dökebilirim. Dikkat edeyim de ortalığa damlamasın. Madison gibi olmak istemiyorum. Sonra bize yapışkan kardeşler derler. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi rolon şişesinin kapağını takabilirim. Bu senin için. Ha? O nedir? Bunu kullanmamı mı istiyorsun? Aha. Bundan emin misin? Bana şans dile. Aa, vay canına, şuna bak. Tam da gerektiği kadar yapıştırıcı sürülüyor. Bence hazır. Kevin buna bayılacak. Ben çok sıkıldım ya. Hemen şuracıkta uyuyabilirim. Gözlerimi açık tutamıyorum. Belki de onları bir saniye dinlendirmeliyim. Ha, Sunny uyuyakalmış. İşte fırsat. Şaka zamanı. Hop. Tereyağından kıl çeker gibi. Başlasam iyi olacak. Bir kürdanın ucunu kırarak başlıyorum. Sonra ince banda ihtiyacım var. Bandı kürdana sarıyorum. Sonra onu boyayacağım. Şimdilik küçük bir bölüm açıkta bırakıyorum. Orayı pembe boyayacağım. Boyanın kurumasını beklerim. Sonra etrafına gümüş renkli bir şerit saracağım. Gerçekçi görünmesini istiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi sivri ucundaki bandı çıkarabilirim. Bir kaseye siyah boya koydum. Ucunu boyaya batırıyorum. Vay canına, diğerlerini yanına koyuyorum. Harika görünüyorlar. Sunny çok şaşıracak. Masasına geri koyayım. Şimdi günaydın. Uyansana. Hah, neredeyim ben? Ne oldu? Olamaz, kalemlerine bak. Ne?
Nasıl? Buna inanamıyorum. Minicik olmuşlar. Yoksa biz dev mi olduk? Bu çok tuhaf. Ha? Nasıl da kandırdım? Ne demek istiyorsun? Kalemlerim burada. Tamam, buna sevindim. Onları geri alabilirsin. Tamam, şimdi bu çizgiden katlıyorum. Bu oldukça basit görünüyor. Bir dakika, baştan başlayabilir miyiz? Boş ver, sanırım buldum. Madison, makasın var mı? Ha, ne oldu? Makasa ihtiyacım var. Ha, anladım. Buralarda bir yerde olmalı. Bir bakayım. Çok uzağa gitmiş olamaz. Onu gördüğümden eminim. Bir dakika. Neredeyse ders bitecek. Bana bir saniye ver. Eşsiz bir dosyalama sistemim var. Kağıdın altına baktın mı? Mavi kağıda mı yoksa turuncuya mı? Bunu izlemek çok zor. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Madison, şuna bir bak. Ne oldu? Buna bayılacaksın. Kartonu ikiye katlayarak başlayacağım. Sonra onu tekrar açıyorum. Şimdi de dikey olarak katlayacağım. Kenarları boyunca bir iz çıkarıyorum. Artık kartonu çevirebilirim. Tekrar katlıyorum. Köşelerini iyice katlayacağım. Kağıttan uçak yapar gibi kenarlarını içe katlıyorum. Sonra üstüne kıvırıyorum. Şimdi onu ters çevirebilirim. Aynı adımı tekrarlayacağım. Bu üçgeni de katlayacağım. Neredeyse bitti. Şimdi onu açacağım. Bu bir kutu. Tüm kağıtlarını ve kartonlarını koyabilirsin. Vay canına, sen bir dahisin. Beğendim. Bekle. Dahası da var. Her şeyi buraya koy. Masanın düzen tutmana yardım edecek. Harika. Sen olmasan ben ne yapardım? Masama baksana. Hiç bu kadar tertipli olmamıştı. işte makas. Orada olduğunu biliyordum. Makası alabilirsin. Teşekkürler. Bu el işini bitirmem lazım. Yapacak bir şey daha var. Bu iyi geldi. Makası geri alabilirsin. Madison, gerçekten mi? Neden uğraşıyorum ki? Bu çok sıkıcı. Gidebilir miyiz? Bir sayısı bayağı ilginçtir. Bununla ilgili eğlenceli bir bilgim var. Duymak için sabırsızlanıyorum. Ben biraz kestireceğim. Hey Madison, uyan. Derste uyuyamazsın. Hemen uyudu ya. Buldum. Bu onu kesinlikle uyandıracak. Ben de biraz atış talimi yapmış olurum. Madison. Ne oldu? Bunu neden yaptın? Uyuyakalmıştın. Beni suçlayamazsın. Şuna bak. Ciddiyim. Tamam, uyanık kalacağım. Ama bundan hiç memnun değilim. Belki bu beni canlandırır. Dur bakalım. Aklıma bir fikir geldi. Önce siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bardağın kenarına işaretler koyuyorum. Aralarının eşit olması gerekiyor. Şimdi makas alacağım. İşaretlerden keseceğim. 4 bölümü çıkartmam gerekiyor. Uçlarını katlayacağım. Ortasına bir delik açtım. İçine pipet sokacağım. Sonra uçlarını geriye katlayacağım. Sabitlemek için bant kullanacağım. Şimdi onu ikinci bardağa koyacağım. Ve pipeti dibine doğru iteceğim. Sana şunlara bak. O da ne öyle? Şunu izle. Bunu kağıt topun üzerine yerleştiriyorum ve pipeti çekiyorum. Bu bir tutma aleti. Senin içinde bir tane var. Vay canına, teşekkürler. Bu ders bayağı ilginçleşti. Yakaladım. Ne yapıyorsunuz öyle? Daha en iyi kısmına gelmedim. Lütfen devam edin. Bu test çok zor. Merhaba Sani. Nasıl gidiyor? Basket atıyordum. Odaklanmam lazım. Neyse. Tam bir ineksin. Sani, izin verir misin? İnanılmaz biri. Onu çöpe at. Ne? Çalışıyorum. Bazı insanlar çok kaba. Tamam, ben yaparım. Her şeyi de ben yapmak zorunda kalıyorum. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Evet, bu işe yarayacak. Şişeyi ikiye böleceğim. Sonra alt kısmına sim dökeceğim. Hay canına, şu ışıltıya bak. Bunu bir kenara koyalım. Sonra bir karton tabakasına ihtiyacım var. Ondan daireler ve dikdörtgenler keseceğim. Sonra onları birbirine yapıştıracağım. Bunu şişenin içine koyacağım. Muhteşem görünüyor. Bunu çok beğendim. Kalemlerim için mükemmel. Doğruca içine giriyorsunuz. Vay canına, buna bayıldım. Nasıl buldun? Fena değil ama testi bitirdim. Ne? Ben onu unutmuşum. Olamaz, ders bitti. Galiba bu testten başarısız olacağım.
Okul hiçbir zaman kolay olmadı. Çalışacak çok şey var. Ama biz her zaman hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yüzden gün boyunca sana yardımcı olacak bu harika el işlerini hazırladık. Senin en iyi okul tüyon nedir? Aşağıda yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.